Herkese merhaba. Aşıklar buluştu dedik. Aşık ne demek? Türk Dil Kurumu'na girdiğiniz zaman birçok anlamı var. Ama ilk olarak çıkan anlamı şu. Bir şeye veya bir kimseye aşırı derecede bağlılık duyan vurgun anlamında Abdullah Avcı ile Edim Vişça arasındaki ilişki de bu. Aşıklar tekrar buluştu, bir araya geldi. İlk keşfeden Abdullah Avcı'ydı ve yine kendi takımına Edim Vişça'yı dahil etti. Bunun üzerine biraz sohbet edelim. Bir teknik direktör bir futbolcuyu sırala ister mi? İster. Eğer oyununun parçasıysa mutlak takıma kazandırılması yönünde talebi olur. Tabi orada işin maddi kısmı da pazarlığın en önemli detaylarından biri ama onu halledecek olan yönetimdir. Bir teknik direktör başarı için kendi takımını oluşturduğunda ben bu futbolcu istiyorum ve benim oyunuma daha iyi adapte olacak diyebilir. Hele Abdullah Avcı Edin Vişçe'yi istiyorsa Buna şaşırmak zaten anlamsız olur. Çünkü az evvel de dediğim gibi Edimvişçe'yi bulup Süper Lig'e getiren onu bize tanıtan onun seviyesini gösteren kişi Abdullah Avcı'ydı. O nedenle hikayeleri de tekrar buluşma üzerine. Ben şimdi Edimvişçe ile ilgili şöyle yapıyor, böyle yapıyor şöyle olur, böyle olur demem. Sizin zaten pek fazla ilginizi çekmeyecek. Çünkü siz de Edimvişçe'yi izliyorsunuz. Ama bu bağlılık hikayesinden ve Vişcan'ın daha önce söylediklerinden bir sentez kurarak Trabzonspor'a nasıl fayda sağlar veya Abdullah Avcı ne istiyor, Edin neyi yapabilir üzerine de konuşalım biraz. Hikayeye geçmeden şuna değinelim. Edin rakip alanda attığı pasların %14.1'i şut pası. Bu da şu anlama geliyor. Ortalama her 7 pasından birinin şut pası olduğu anlamına geliyor. İstatistiklere baktığımız zaman kendi mevkisinde oynayan oyunculardan ciddi bir farkı olduğu ortada. Trabzonspor'un oyununa bu uyuyor mu? Uyuyor. İşte Abdullah Avcı'nın istemesindeki esat, esas sebeplerden biri zaten bu. Tabi burada en fazla tartışılan belli bir yaşa gelmiş oyuncuya bu kadar para verilir mi? Bu kadar harcama yapılır mı? yaşınız geçtikçe daha tecrübeli oluyorsunuz ve alacağınız para da artıyor. Ama kulüplerin içinde bulunduğu finansal fair play ile ilgili Tabii ki buna eleştirenler çıkacaktır veya farklı düşünenler ortada yer alacaklar ve düşüncelerini dile getirecekler. Şöyle bir gerçek olduğunu unutmayalım. Çoğu takımdan farkı Trabzonspor'un Abdullah Avcı tıpkı geçen sezon devre arasında olduğu gibi daha önceden yapılan planı uygulamaya sokuyor. Yani e, alternatifli oyuncular hemen ya iki futbolcuya bakalım takıma dahil edelim değil. E, sol bek videosu çekmiştik Azarovi. O askıya alındı biliyorsunuz olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama görüşüldü. İlk defa görüşmüyorlardı. Daha önceden yani resmen 4-5 aydır takip edilen e, bir futbolcudan bahsediyoruz. Edin Vişçay'ı de zaten uzun zamandır istiyordu. Yani bir plan dahilinde oyununa katkı sağlama üzerine Abdullah Avcı yönetimi talebini iletiyor, yönetimde gerçekleştirmeye çalışıyor. Vakayeme tek elinden biraz kurtarma gayretinde anladığım kadarıyla. Trabzonspor oyun stilini ve Edin da biraz evvelde söylediğim gibi şut pası istatistiğinde Trabzonspor'un daha yukarılara taşınmasına yardımcı olacak bir karakter. İşin savunma kısmında da bu kanadında yardımcı olacaktır. Ama onu Abdullah Avcı ile daha iyi yaptığını hatırlıyorum. Göreceğiz. İlk olarak yolları nasıl kesişti? 2011-2012 sezonuna geri dönüyoruz. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediyespor Slovenya'da kamp yapıyor. Ve hazırlık kampında oynadığı maçlardan biri de Bosna Hersey'in Zelječ Niçar takımıyla oynanacak hazırlık maçı. Maç saat 18'de başlayacak. Edin Vizca saat 17.30'da geliyor, hazırlanıyor. Orada tabii e, Abdullah Avcı ve ekibi de var. Oyuncu ısınırken izliyorlar. Ya bu oyuncu fena değil diyor Abdullah Avcı. Daha sonra maç oynanıyor ve Abdullah Avcı maçı izledikçe bu oyuncu bana lazım, benim oyun sistemime uyuyor diyor Edin Vişçe'yi ilk gördüğü zaman. Hikaye ilginç çünkü e, bazen ufak dokunuşlar kaderinizi değiştirebiliyor. Maçın oynanıp oynanmayacağı da belli değilmiş ilk etapta. Hakem de geç gelmiş daha sonra oynanmasına karar verilmiş. Yani orada oynamasa Abdullah Avcı belki görmeyecek, görmeyince takıma almayacak ve biz Edin Vişçe'den habersiz olacağız belki de daha farklı bir kariyer planı olacak. Belki ileride gördük bilemiyoruz ama kader böyle şekillenmiş. İlk karşılaşma bu. Ne yaşarsa yaşasın, nasıl performans sergilerse sergilesin Abdullah Avcı her zaman arkasında duruyor. Zaten tüm röportajlarında bunu dile getiren bir Edin Vişça var. İlk geliyor bir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'ye 4-1 kaybediyor İstanbul Büyükşehir Belediyespor. O maçta kötü performans sergiliyor. Yine çok düşük bir oyun ortaya koyuyor ve 50. dakikada oyundan alınıyor. Kendisi de söylüyor. Başka bir teknik direktör olsa belki beni diğer maçlarda oynatmazdı. Çok düşüktüm çünkü. Ama bana güvendi ve benimle devamlı konuştu. Antrenmanda özel olarak ilgilendi, tamam olabilir. Bu maç geçti, önümüze bakalım. Orada e, seyirci baskısının olmaması da belki önemli bir etken olabilir. Bir sonraki maçta 3 asist yapıyor edinmişçe. Burada teknik direktörle oyuncu arasındaki diyaloğun tabii ki antrenman, bilgi, veriler çok kıymetli. Bunları İçe sayamayız, olmamış gibi davranamayız ama özellikle futbolcunun gelişiminde, futbolcunun göstereceği performansta teknik direktörle uyumu, diyaloğu, yönlenmesi, yönlendirilmesi çok büyük önem teşkil ediyor. Edin Viçca da Abdullah Avcı ile ilgili cümlelerinde bu örneği kullanmıştı daha önce. Fenerbahçe maçından sonra beni oynatması, arkamda durması benim kendime güvenimi arttırdı demişti. O asistler de öyle geldi. Gelişmemdeki en büyük etki Abdullah Avcı'dır diyen bir futbolcunun Abdullah Avcı'nın görev aldığı bir takıma gelmesi şaşılacak bir durum mu? Tabii ki değil. Abdullah Avcı'nın ısrarla istemesinin sebebi bu. Kendi geliştirdiği oyuncudan olgun çağında daha fazla yarar sağlayabilmek. Ve yaş nedeniyle biraz önce de söyledim işte bu kadar para harcanır mı? Olgun bir futbolcunun size vereceği ile genç futbolcunun vereceği aynı olmaz. Bir de her 30 yaşını geçmiş oyuncunun iyi performans sergilemeyeceği anlamına da gelmez. Marakamşık örneği bunlardan biri. Orada maliyet üzerine eleştirilere bir şey diyemem. Özellikle Abdullah Avcı dışında gelişimi ve iyi performans sergilemesinin en büyük nedenlerinden biri olarak takım içindeki diyaloğu söylüyor. Eğer bir huzur varsa, herkes ne yapacağını biliyorsa, iletişimde iyiyse ben daha iyi performans sergileyebiliyorum diyor. Bunu da Trabzonspor'da yaşama ihtimalinin oldukça yüksek olduğu da bir gerçek. İzlerken Vichca bugün sahada yok dediğiniz maçta bile sizi asist yapabilecek ve oyuncuları golle buluşturabilecek bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii o tarzda belki genç bir futbolcu getirseniz ki kolay olmuyor onu bulmak ya bu oyuncudan olur mu diyebilirsiniz. Ancak maliyeti tartışılan bir Edin Vichca ne olursa olsun size kendi yetiştirdiği bir teknik adamın elinde performans verir skora katkı sağlar ve istediğinize ulaşabilirsiniz. Bu arada tabi 5 yıl beraberler 3 kez şampiyonluktan dönüyorlar. Bu kez beraber olup ilk kez bu sevinci birlikte yaşayabilirler gibi duruyor bu kadar puan farkına. Yani eğer bir problem olmazsa ilk yaşayacaklar. Bu da ikisi için de bir kariyer rekoru olmuş olacak. İlk kez şampiyon olacaklar Zira beraber. Onu da altını çizelim. Birlikte ilk şampiyonluk. Sosyal medyada çok güzel bir yazı görmüştüm. Profesyonellik gittiğin takımın armasını öpmek değildir. Profesyonellik edinmişçadır. İşte kendini yere atmayan, devamlı topu oyunda tutmaya çalışan, oyuna sadık futbola adapte olan ve takım arkadaşlarına ve takımına katkı sağlamaya çalışacak bir karakter diye hoşuma gitmişti. Yani ne çirkeflik yapar, ne kolay kolay sakatlanır, ne kolay kolay ceza alır. Bir kırmızı kartı var o da ikinci sarı karttan. Direkt yok diye biliyorum. Bu da Önemli detaylardan biri. Geçen gün e, taktik analizi Mustafa Sapmaz'la da konuştuk. Bir pozisyon vardı. Berkay'a attığı bir e, pas var. Yaptığı bir asist var. Eliyle topu nereye atacağını söylüyor ve takım arkadaşını hareketlendiriyor. Yani bu tarz pozisyonların içinde çok fazla e, görülecektir Trabzonspor'da. Yani katkı sağlar mı? şüphesiz sağlar. 11 sezonda 398 maçta 110 gol 118 asist. Evet Süper Lig'in seviyesi tartışılabilir. Bizim ligde yaparsın denilebilir. Ama her oyuncu bu istatistiklere ulaşıyor mu? Ulaşmıyor. Bu da bir gerçek. Çok iyi bir profesyonel. Ee, Abdullah Avcı'nın elinde daha iyi performans sergileme olasılığı yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Tekrar aşıklar buluştu dememin sebebi buydu. Ve bu birliktelikten büyük bir ihtimalle daha fazla skor ve daha iyi oyun ortaya çıkacak gibi duruyor Başarılar dileyelim. Hayırlı olsun. Edin Vişça Trabzonspor'a.